Bu iki başlık aslında insanların bu aleti almasını sağlayan başlıklar. Şu an bitmiş halini görüyorsunuz. Şöyle arkadan da göstereceğim bukleleri. Soracak olursanız hani bu kadar fiyat buna verilir mi? Normal bir insanın alması gereken bir şey mi? Üfleyebileceği şekil böyle. Moşan herkese yeniden selamlar. Daha önce kanalımızda pek çok saç şekillendirme ürünü incelemiştik. Bu inceleyeceklerimizin en pahalısı olacak sanırım. Açıkçası kendisinden o yüzden beklentim çok yükseklerde. Çünkü daha önce incelediklerimiz beni pek mutsuz etmemişti. Bu kadar para verince acaba gerçekten de o parayı hak ediyor mu? Aslında bugün bunun cevabını arayacağız. Çünkü çok fazla kadın gerçekten bu Airwrap'leri almak istiyor. Ama bu tamamen bir reklam pazarlama yüzünden gelen bir istek mi? Yoksa gerçekten çok iyi bir ürün olduğu için mi insanlar bunu almak istiyor? Bugün buna karar vereceğiz. İsterseniz şimdi kutumuza dönelim. Yanımda Dyson Airwrap'in en son çıkan modeli var. Complete Long diye geçiyor. Omuz hizasından daha uzun saçlar için geliştirdiklerini söylüyorlar bunu. Çünkü şuradaki o bukle başlıkları daha uzun. %50 daha da uzatmışlar diğer başlığa göre. İçinden çıkan başlıklara vesaire şimdi hep birlikte sizle bakalım. Şuradan şöyle kutuyu açtığımızda şöyle kendi kutusuyla birlikte geliyor. Önce bir onu çıkartalım. Evet, şöyle bir kutuyla birlikte geliyor. Bu arada bu kutuya ben bayılıyorum. Çok şık bir kutu gerçekten. Çok güzel. Bu kadar para verdiğiniz bir ürünü tabii ki de böyle bir kutuyla göndermek zorundalar. Bayağı sert. Altı kaymaz bir kutu yapmışlar. Şöyle gösterelim. Buralar kadife. Kadife olduğu için kaymıyor. Üstüne minik bir Dyson yazısı görüyoruz. Bir takı kutusunu andırıyor aslında. Şöyle kaldırdığımızda yine burası da kadife kaplama. Şuraya koyuyorum. Şöyle bir koruyucu sünger çıkıyor ve ardından kutu içeriğimizle baş başayız. Şimdi öncelikle elimizde bir kullanma kılavuzuyla birlikte geliyor. İşte garanti belgesi vesaire gibi şeyler var. Bunları da şöyle kaldırıyorum. Şöyle kabloyla birlikte cihazımızın ana başlığı çıkıyor. Bu kablo neredeyse 3 metrelik bir kablo. Şöyle cihazı şuradan şu şekilde direkt çıkartalım. Ben biraz kullandım bu arada öncesinde. Ama yine de burada sizle birlikte de bakacağız. Toplamda kaç dakika içinde bütün saçımı yapabileceğim bunu da hesaplayacağız. Şöyle fön başlıklarımız çıkıyor. Taraklar aslında bunlar. Bir yumuşak, bir sert, iki tane şöyle tarağımız, fön tarağımız çıkıyor. Bunlar saçınızı düzleştirmeyi, saçınıza fön çekmeyi vaat ediyorlar. Fakat ben bu ikisini denediğimde düzleştiriciden alacağım performansı yine alamadım. Benim gibi eğer kıvırcık, kabarık saçlarınız varsa, şu an öyle değil biliyorum ama normali kıvırcık ve kabarık. Eğer bu şekilde saçlarınız varsa bu tip ürünler hangi marka olursa olsun gerçekten işe yaramıyor. Yani denemediğim marka kalmadı. En son Dyson Airwrap'in de denedim. O da işe yaramadı. Şöyle bir fön başlığımız çıkıyor. Ben bunu şu saçımın önündeki kısa yerler için kullandım. Yine kullanacağız videoda da. Şuradan da şöyle Quanda teknolojisine sahip buradaki diğer iki başlık gibi saç kurutma başlığımız çıkıyor. Bu Quanda teknolojisinin ne olduğundan da çok kısa bir bahsetmek istiyorum size. Dyson Airwrap yapan teknoloji aslında Quanda teknolojisi. Hava akımının hızla ilerlemek yerine en yakınında bulunan yüzeye yapışması anlamına geliyor. Bunu Romanyalı bir Quanda soyadına sahip bir adam bulmuş bu teknolojiyi diyebiliriz. Bu Dyson'ın şu iki başlığı ve buradaki saç kurutma başlığı bu Quanda teknolojisiyle çalışıyor. Yani içerisine bir hava akımını hapsederek saçınızı kendi kendine bunun etrafına dolamasınız sağlıyor. Her gün saçını bukle yapmaya çalışanlar çok iyi bilir ki bu bukle yapma işi çok kol ağrıtan bir şey. Sar babam, sar sar babam. Bir de elinizi yakma ihtimaliniz, yüzünüzü yakma ihtimaliniz gibi şeyler oluyor. Dyson aslında bana kalırsa bu ürünüyle bu kadar popülerleşmesinin sebebi bu teknolojisi. Birazdan bunu deneyeceğiz zaten. Şöyle iki tane bir de şunlardan çıkıyor içinden. Nem falan alsın diye. Şurada bir kutumuz daha var. Hemen bakalım içinde ne varmış. Evet, burada da şöyle fırçalıyı temizlemek için, filtreyi temizlemek için başlığımız bulunuyor. Şöyle güzel bir temizleme fırçası yerleştirmişler içine. Bence gayet güzel olmuş bu ekstra olarak konulması, düşünülmesi. Şimdi şöyle parçaları kaldırıyorum ve artık saçımızı yapmaya başlayabiliriz. Evet, öncelikle cihazı prize taktım. Hemen üstündeki tuşlardan bahsederek başlayalım isterseniz. Burada hava akımının soğuk mu, ılık mı yoksa
sıcak mı olacağını seçebileceğiniz bir tuş var. Hemen yan tarafında ise hava üfleme derecesini seçebileceğiniz bir tuş var. Burada ise normal çalıştırmanızı sağlayan bir kısım var. Arkasını çevirdiğimizde taktığımız başlıkları çekerek veya döndürerek çıkartamıyoruz bu kısımlardan. O yüzden şöyle aşağı basıp kilidini açtığımızda tık diye çıkıyor zaten. Ama siz olun. Kullandıktan sonra buraları tutmayın. Şu tepe kısmından çıkartın. Buralar ısınmıyor genellikle. Birazdan zaten deneyeceğiz. Şimdi fırçaları biraz teker teker inceleyelim isterseniz ve kullanmaya başlayalım. Öncelikle burada normal bir fön tarağına benzeyen bir fırça bulunuyor. Açıkçası buraları bana çok fazla zayıf geldi. Yani zaman içerisinde eğer ısıya da dayanamazsa çok çabuk bir şekilde buralar eriyip yamulup bükülebilir. Şimdi isterseniz ilk başta bunu denemekle başlayalım. Şu saçımın ön kısmına bir ufak bir deneme yapalım. Hepsini toplayacağım şöyle öne. Başlığı buraya yerleştiriyorum ve soğuk hava akımıyla başlıyorum yapmaya. Şimdi benim saçım normalde çok çabuk zaten şekil alan bir saç. Sıcak havaya çok da fazla zaten ihtiyaç duymuyor. Soğukla deneyeceğim. Ve hava akımını da en aşağıki kademede tutarak başlıyorum. Şu an soğukta ve en düşük kademedeki hava akımıyla deniyorum. Böyle bir şey elde ettim. Hava sıcaklığını sıcalıp hava akımını da sona aldığımda... Açıkçası arada çok bir fark göremedim ama ben tabii bunları yanlarda kullandığım için şimdi bunları yanlara doğru düzelteceğiz. Bukle oluşturmak çok kolay. Bu arada fırçasının fırça kısmı, tarak kısımları da oldukça kolay kayıyor saçın arasında. Ama tabii ki bu neredeyse her yerde bulabileceğiniz basit bir başlık. Buraları bir tık ısıtacak ama burası hala çok soğuk. Şimdi ben size şu kurutma başlığında biraz anlatmak istiyorum. Çünkü burada biraz daha farklı bir işlev var. Burada yukarıdaki kısımda bunu şöyle sağa doğru aldığımızda burada bir boşluk görüyoruz. Bu boşluk hava çıkan yer. Buraya geldiğinde kilitleniyor. Bunu istersek bu tarafa çevirip yani sol tarafa alıp buradaki kısmı da bu sağ tarafa yatırırsak hava çıkışını buradan vermeye başlıyor. Ve bunu aşağı doğru tuttuğunuzda bu tarafa doğru havayla birlikte saçınızı üflüyor. Bunun tam tersini yapıp bunu tamamen bu tarafa çevirdiğimizde ve arkadaki mandalı da öbür tarafa ittirdiğimizde hava akışını bu taraftan vermeye başlıyor ve saçınızı aşağı doğru ittirerek fön çekiyormuş gibi kurutuyorsunuz. Tarak olmadan saçınıza sabit bir yerden hava akımı vererek saçınızın daha stabil elektriklenmeden kurumasını sağlıyor. Şimdi saçım ıslak değil tabii ki bunu deneyemeyeceğim ama üfleme performansı zaten gayet başarılı. O yüzden üfleme performansla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sadece ufak bir deneme yapacağız. Şu an ortada olduğu için hava akışını daha yayvan veriyor. Şöyle bu tarafa çevirip mandalı da böyle ittirdiğimde hava akışını bu taraftan vermeye başladı şu anda. Görebiliyor musunuz? Tek bir yerden hava akışı verdiği için mesela bu tarafı çevirdiğimde bir şey olmuyor. Saçlar ıslakken aşağı doğru kurutma konusunda başarılı olacağını düşünüyorum. Bunu bence daha çok şeyler kullanabilir. Brezilya fönü vesaire çektirdiyseniz saçınızı sürekli sabit veya tarayarak kurutmanız gerektiği için bu işinizi görebilir ama çok çok da elzem bir başlık değil bana kalırsa. Saçı normal kurutmak bence doğal hava, içinde hava gezerek saçı kurutmak daha mantıklı. Şimdi şu başlıklardan biraz bahsedelim. Şurada saçımda biraz dalga var şu an mesela. Açayım şöyle. Buralar dalgalı şu anda, karma karışık olsa da. Şimdi bunları dümdüz yapabileceğini vaat ediyor reklam filminde. İkisini de deneyeceğiz. Birini burada, birini burada deneyeceğiz. Şunu alarak başlıyorum. Onu zorlamamak adına ılık havada kullanacağım. Yine hava akımı da en sonda ve şöyle taramaya başlıyorum. Şöyle bir şey yaptı. Yani çok çok büyük bir fark yok arada. Belki normal bir tarakla tarasaydım da zaten aşağı yukarı bu şeyi alabilirdim. Dyson bu arada genel olarak diyor ki başlıkları yani bu makineyi saçlarınız nemliyken kullanın. Hani kupkuruyken kullandığınızda öyle çok da işe yaramayabilir diyor. Ama bana kalırsa bir nemli olup olmaması arada çok büyük bir fark olmaması lazım. Çünkü saça fön çekerken mesela saçınız kurudur zaten. Şöyle bir kuruturlar ve bayağı böyle buharlar çıkar, dumanlar çıkar saçınızdan. Kupkuru hale gelene kadar kurutur. Burada açıkçası saçım kuruyken de bence bir performans gösteriyor olabilmesi lazımdı. Çok bir fark hissedemedim ben. Şimdi bir de bu tarafı yapalım. Fırçanın kafaya oturma şeklini pek beğenmedim. Ve bu şekilde saç taramak çok zor bence.
Evet, şöyle iki tarafa da bakalım. Bu taraf bu başlıkla düzleştirme konusunda bir tık daha başarılı gözüküyor. Saçım nemli olsa da aynı etkiyi verirdi çünkü bunu denemiştim. Bu fırçaları açıkçası çok fazla fön çekme mantığında düşündüğümde beğenemedim. Bir de tarama işlemi de çok zor. Yani her ne kadar bu şekilde dönse de kafamda o dönme hissini hissedemiyorum maalesef. Kullanırken bu çok bir işe yaramıyor bence. Sanki bu iki başlık içine biraz laf olsun diye konulmuş gibi. Ama bu ikisi gerçekten güzel. Şimdi bunları denemeye başlayalım. Ben daha önce denemiştim, tekrar söylüyorum. Önceki diğer eski modelini de kullanmıştım. Bunlar gerçekten güzel. Fakat bunların da şöyle bir problemi var. Şimdi Dyson size saçınızı düşük ısıyla şekillendirmeyi vaat ediyor ve bu şekilde de saçlarınıza zarar vermeyeceğini, ısı zararı olmayacağını söylüyor saçlarında. Fakat ısısız, yani düşük ısıyla yaptığınızda bu bukleler çok fazla dayanmıyor. Yani maksimum bir saat sonra bütün bukleler sönüp iniyor. Isı kullanmadığınız zaman o buklelerin sönmemesi için de ürün kullanmak zorundasınız. İşte sprey, sabitleme sprey, bilmem ne, köpük vesaire. Bu sefer saça bir şey sürmek zorundasınız. Yani her türlü o saça bir şekilde zarar veriliyor. Bunun önüne geçememişler bana kalırsa. Fakat pratiklik anlamında, sıcaktan bunalmadan saçı şekillendirebilme anlamında, elinizi yüzünüzü yakmak gibi zararlar vermeme veya saçınızı gerçekten yakma gibi durumların önüne geçebiliyorsunuz Dyson'la birlikte. 30'lukla daha böyle bir sahil dalgası adı verdikleri dalga yapabileceğinizi söylüyor. Şimdi şöyle yapacağız. Saçımın bu tarafını 40'la, bu tarafını da 30'la yapacağım. Ama önce şöyle topluyorum ve şimdi asıl Dyson'ın ürününü kullanmaya başlayacağız. Çünkü bu iki başlık aslında insanların bu aleti almasını sağlayan başlıklar. Şimdi şu önce 30'luğu takalım. Hava ısısı yine ılıkta, soğukta değil ve fan gücü de en sonda. Zaten toplam 3 kademe var. Şimdi Dyson'ı kullanırken ben bazen saçları buradan başlandığını görüyorum ama gerek yok. Saçınızı şöyle tutup başlattığınızda şöyle o kendisi alıyor zaten. Bunun açısını yine siz belirleyebiliyorsunuz. Üst tarafındaki kısmı çevirdiğinizde buklenin yönüne karar verebiliyorsunuz. Buklenin yönüne karar verdikten sonra da başlatabilirsiniz ama dibe kadar gitmiyor mesela. Onu siz böyle kıvırıp dibe kadar almak zorundasınız. Şöyle bırakıyorum ve böyle bir bukle çıkıyor ortaya. Bu bukle ama maksimum yarım saat dayanıyor. Hele hemen şöyle elinizi hızlıca bozarsanız hiç durmuyor. Şimdi bunu çıkartalım. Burası hala buz gibi. Öbür başlığı takıyorum. Yine ikisi de şu an sağ tarafa doğru yapıyor bukleyi. Şimdi bir de bunu deneyelim. Yine saçımın mesela şu 3 parmak kadar dışında bırakıyor. Dibe kadar girmiyor. Dibe girmek istersen böyle elimle bir tık çevirmem lazım. Ses anlamında da bu arada asla rahatsız eden bir sesi yok bana kalırsa. Yani bunu yapıp da kafanızın şişme ihtimali çok düşük. Şöyle kapattığımda da burada da böyle bir bukle oluyor. Yani aradaki farka baktığımızda şöyle bakınca kalınlık anlamında çok fazla fark var. Ama bukleye baktığımda o kalınlık, incelik farkını hissetmiyorum. Sanki ikisi de neredeyse aynı bukleyi yapmış gibi duruyor. Çok minik bir fark var. Şimdi bunları böyle bırakıp hızlıca bütün saçı bitirmeye başlayalım. Evet, mesela daha henüz bitirmemiş olmama rağmen bukleler açılıp dökülmeye başladı. Belki şu an görebiliyorsunuzdur. Teker teker kendi kendilerine bukleler açılıyorlar. Yani böyle olması normal değil. Çünkü normal bir maşayla yaptığınızda bu kadar çabuk açılmaz bukleler. Tarakla geçmeniz gerekir. Benim size önerim, saçınızı yaparken eğer dayanıklı olsun, bütün gün gitsin, bütün gün idare etsin istiyorsanız her yaptığınız bukleye teker teker bukle halinde çıkarttıktan sonra sprey sıkın. En son bütün saçınızı bitirin. Ardından sprey kuruduktan sonra bütün kafanızdaki o sprey bukleler sabitlendikten sonra kalın uçlu taraklarla veya parmaklarınızla bukleleri şöyle açabilirsiniz. Ama bu şekilde yaptığınızda bukleler asla uzun dayanmıyor. Onu da söyleyeyim. Şu an bitmiş halini görüyorsunuz. Şöyle arkadan da göstereceğim bukleleri. Yani buralara kadar bukle yapmak istiyorsanız arkasını ayrı alıp tekrar baştan oraları yapmanız gerekiyor. Ama galiba toplamda 5 dakika falan mı sürdü? 10 dakika mı sürdü? Bana 5 dakika gibi geldi. 10 dakikada komple böyle bir saç yaptık. Ama bakın, yani saçı hareket ettirdikçe o bukleler dökülmeye başlıyor. Hele siz bitirdikten sonra böyle parmaklarınızla falan hiçbir sprey mipre bir şey sıkmadan geçerseniz bu saçın sizi 1 saat bile götürmesinin imkanı yok. Direkt bakın düşmeye başlıyor. Yani bu nasıl oluyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle
En yüksek sıcaklıkta yaptım bu arada bütün saçı, hepsini. Terledim hatta şu an biraz sıcaktan. Ama asla ısının direkt saça teması gibi olmuyor. Yani ısı derecesi saça zarar vermemek adına tabii ki düşük olduğu için uzun süre bir bukle kullanımı istiyorsanız muhakkak ürün kullanmak zorundasınız. Dyson'ın bu iki başlığı ben bu arada gerçekten çok seviyorum. Mesela o kadar kullandık ama eli yakacak kadar bile ısınmamış. Sağa ayrı, sola ayrı gibi şekillendirmek için dalgalarınızı, dışa dalga, içe dalga gibi seçenekleriniz var bunları kullanırken. Bir tane kalın, bir tane ince koymuşlar içine fakat fark çok hissedilir derecede bir fark yok arasında. Yani biraz para kazanma stratejisi tadında bence şu ikisi. Hissettirmiyor çünkü. Belki çok az saçlarla, çok minik minik saçla yaparsanız fark edebilirsiniz ama yine sanmıyorum. Tekrar dediğim gibi bu iki ürün saçı kuruturken veya şu iki başlıktan önce saçın nemini almak için saçı düzgün kurutayım diye kullanabilirsiniz ama bunların ikisi de bence fön tadında bir saç asla alamazsınız. Fön çekermiş gibi saçlarınızı dümdüz yapamaz. Eğer ki doğuştan zaten düz saçlı değilseniz. Zaten düz saçlıysanız doğuştan bu ikisi saçlarınızı gayet güzel düz bir hale getirir. Ama dalgalı ve kıvırcık saçlarınız varsa bu iki başlıktan öyle fön performansı beklemeyin. Bu iki başlığa geldiğimizde bu zaten klasik bir fön fırçası başlığı. O yüzden gayet kullanışlı ve işe yarar. Sadece fırçaları bana birazcık yumuşak geldi. Uzun sürede eğer dikkatli de kullanmazsanız bunların çok kolay yamulma ihtimali var. Onu da koyalım. Geldik bu başlığa. İçindeki en gereksiz bulduğum başlık bu oldu. Çünkü saçı kuruturken zaten dediğim gibi eğer Brezilya fönü falan çektirmediyseniz saçı sabit bir şekilde böyle aşağı aşağı kurutmak çok kabarık, çok dağınık saçlarınız varsa belki işinize yarayabilir. Ama yine de bununla uğraşacağınızı sanmıyorum pek kimsenin. Belki sadece sabit olarak bu tarafı kullanılır ya da direkt böyle saçı kurutabilirsiniz. Size kalmış. Saç kurutma kısmında performansına baktığımızda üfleyebileceği şekil böyle. Ya da bu. Ya da bu. Yani maksimum üfleyebileceği aralıklarda zaten çok yüksek değil. Yani yine de bir saç kurutma makinesi tadı vermiyor maalesef. 16 bin liralık bir ürün için genel konuşacak olursak sadece bu iki başlığı gerçekten herkes çok kullanıyor ve seviyor. Sadece bu iki başlık için bazen insanlar satın alıyorlar. Diğer başlıklar biraz daha sanki hani bu kadar para alıyoruz ayıp olmasın yanına 4'er tane daha başlık koyalım gibi hazırlanmış bir kutu içeriği gibi. Kutunun kendisi çok güzel. Dyson zaten çok iyi bir marka. Ürünleri ömürlük gidiyor genellikle ve garanti konusunda ve sayede çok fazla müşterileri üzdüklerini şu ana kadar duymadım. Kulağıma gelmedi. Buraya baktığımızda geçen haftalarda mesela Arzum'un bir tane saç şekillendiricisini incelemiştik. İçinde şu şekilde fırçalar vardı sadece. Bukle vesaire değil de tamamen fön mantığıyla hazırlanmış bir üründü Arzum'unki de. Yine mesela bu ondan da daha kaliteli başlık kısmı. Yani materyal olarak pahasını hak ediyor diyebilirim. Uzun ömürlü bir alet. Mesela buraya koydukları dirsek kablodan bile bunu hissettirebiliyorlar. Yani bu tamamen cihaz uzun ömürlü olsun ve kullanımı hareket performansı kolay olsun diye yerleştirilmiş bir kısım. Böyle ufak tefek detayları var. Ama bana soracak olursanız hani bu kadar fiyat buna verilir mi? Normal bir insanın alması gereken bir şey mi? Hiç sanmıyorum. Bence eğer almadıysanız ama aklınız kaldıysa böyle içinizi yiyorsa hiç de yemesin. Çok da gerekli bir ürün olduğunu düşünmüyorum ve bunu sizi rahatlatmak için söylemiyorum. Gerçekten 16 bin lirayı hak eden bir ürün olduğunu hiç düşünmüyorum. Evet güzel, gayet pratik. Saçıma zarar vermiyor. Çok hızlı bir şekilde dalgalandırabiliyorum. Duştan çıktığımda pıt pıt kendim kuaförden çıkmış gibi yapabilirim. Maşayla uğraşmam, elimi yakmam vesaire ama bu fiyat çok fazla. Yani Dyson'ın genel itibariyle zaten ürün fiyat skalası biraz yüksek. Karşılığını vermeye çalışıyorlar bence fakat bu Airwrap'te şu ikisinin haricinde pek onu yapamamışlar. Sadece şöyle bir kutu içeriği, hatta belki de sadece şöyle bir kutu içeriği hazırlasalar daha çok satacağına eminim. Dyson bunu bir düşün bence. Evet, kanalımızdaki diğer saç şekillendirme videolarını da göz atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.